Teşekkür ederim, çok mersi. Nereye gidiyorsun? Ben Avustralya'dayım. Yeni bir markanın lansmanı, tanıtımı yapılacak. Oraya davetliyim. Oraya git. Davetli. Tekstil firması. Emel, neden Avustralya? Orada. Neden mesela? Niye? Orada yapıyorlar. Orada yapıyorlar. Ben de oradaydım tatilde. Ha, denk arkadaşım geldi. Da evet orada yaşıyor. Tekstil üzerine. Hı. Öyle. Süper. Denk gel bakalım. Nazlı, Hamarat. Gidiyordun Avustralya'ya mı? Oradayım zaten. Mevsim? Zaten Avustralya yani. Bu mevsim mi? Avusturya. Bu mevsimde gittim, evet. Avustralya'da mevsim yok değil mi hemen? Evet, soğuk olan. Orada zaten soğuk yani. Tamam, ben sana bir şey soracağım. Ayakkabılarını beğenmedim. Stilet de olsaydı, elbisen yakışmış da. Sen yeteneksizsinize katılacakmışsın aslında. Evet. Orada Şakire'yi yapacakmışsın. Evet. Burada yapmışsın Şakire'yi. Evet. Bir de şey demişsin yanlışlıkla hani oraya katılmadım, buraya katıldım, burada yaptım demişsin. Hayır, öyle bir şey demedim. İyi dinleyememişsin. Bilmiyorum. Ben öyle duydum. Hani yeteneksizsinize katılacaktım. Oraya katılmadım, buraya katıldım. Hani hatta yanlışlıkla gibi olmuş. Hani yanlışlıkla buraya katılmışsın. Şimdi ben söylüyorum. Başka bir moda programına daha katılmışsın daha önce. Evet. Bir yarışmaya daha katılmıştım. Onu bilmiyorsun. Onu da söyleyeyim. O da oyunculuk yarışmasıydı. Oraya da katılmıştım. İlk ona girmiştim ama olmamıştı. Gala gecesinde de burada ben zaten dile getirdim. 2 sene önceydi, katılmayı düşünüyordum Acun Bey dedim. Ama dedim, yine dedim siz buradayken dedim. Yani siz buradayken dedim o dansı yapmak kısmet oldu bana dedim. Zaten dedim hani yeteneksize katılıp dedim yapacaktım ama burada oldu. Ne kadar hani içimden istemişim. Sen de istemişim. Niye katılacaktın yeteneksizsinize? Dans yüzünden evet. Mi? Evet. Burada da hep dans ediyorsun. Ediyorum. Ama buraya da bir programı mı? Şimdi, yani hanginize cevap vereyim? Yarışma yarışma gezerek senin amacın ne demek ki sen burada tarzından dolayı değilsin ya. Biz hepimiz burada tarzımızı yarıştırıyoruz. Sen dansını yarıştırıyorsun. Ben tarzımı da yarıştırıyorum. Hepimiz burada tarzımızı yarıştırıyoruz. Beğenilirim beğenilmem. O hani zaten güzelsin. Jürilerimize kalmış. Hani elbiseni beğendim ama hani, sen de daha dörtlük hani değilsin. Tarzından çok dansınla konuşuluyorsun bence. Duyamıyorum. Tarzından çok dansınla hani böyle ya da böyle katıldığın işte yarışmalar bilmem neler. Ben bütün her şeyimi göstermek istiyorum. Evet, dans etmeyi seviyorum, çok seviyorum. Ay benim bu dansım da çok göze batıyor herhalde gerçekten. Ya ben yok, içimden geliyor, yap dans ediyorum. Ben zaten seninle hoşuma dans etmekten de keyif alıyorum. O aile bir de beğeniliyor. Aynı anda konuşuyorsunuz. Evet, dinlemiyor çünkü beni. Beğeniliyor da herkes tarafından. Ben de beğeniyorum. Ben de evet, seninle dans etmekten ayrı ne? Bir keyif alıyorum. Bir konuşayım. Ama sen bunu dile getirdiğin zaman ben sanıyorum ki ben burada dans ettiğimde bu senin gözüne batıyor, rahatsız oluyorsun diye düşünüyorum. Ama hayatım sen yarışma geziyorsun. Geziyorum. Şimdi bu yarışma denk geldi. Bundan sonrası ne olacak? Bundan sonra başka bir yarışma, ondan sonra başka bir yarışma. Hayattaki amacın. Kim ilgilendirir? Amacın. Sen benim rakibimsin ya. Evet. O yüzden soruyorum şu sana. Şu anda da, aynen tamam. Ben tanımak şu istiyorum anda, seni. Şu anda bu yarışmadayız. Ve ben bu yarışmada tarzımı... Seni tanımak istediği için soruyor bunu. Evet, yanlış anlama yani. Çünkü hani bilmiyorum, yeni öğrendim. Gala yücesinde söylemişsin kendin. Ben bilmiyordum böyle bir yarışmaya ben, katılmak istediğini. Ben bir de şunu söyleyeyim, bu yarışmaya niye katıldım? Tabii ki de tarz yarışması. Tarzıma güveniyorum, evet. Ve ayrıyetten giyindiğim her kıyafetle bütünleştiğimi ve onu yürüdüğüm zaman da taşıdığımı, bir ortama girdiğim zaman da gerçekten de dikkati çekeceğimi... Tamam, o zaman bundan sonra güzellik yarışmasına katıl ya da modellik yarışmasına katıl. Onu orada ben düşünürüm, ben karar veririm. İstersem katılırım. Ben her şeyime de güveniyorum. Ya ben kasten yetenek her şeyime güvendiğim her yarışmaya da katılırım. Duydun mu? Her şeyime güvendiğim her yarışmaya da katılırım. Bu demek, hiç kimseye ilgilendirmez. Demek ki hayatta bir amacın yok. Efendim? Her yarışmadan yarışmaya geziyorsun. Gezerim, bu niye ilgilendiriyor Emel ki? Emel sen hostes değil misin? Evet. Hostessin, hangi ara katılıyorsun bu yarışmalara?
Ben 5,5 sene hosteslik yaptım. Ondan öncesinde de 3 sene satış sorumlusu olarak çalıştım havalimanında yine. Ama dönem dönem tamam, aralarım, alımları yani. Beklediğim dönemlerim oluyordu. O zamanlarda da katılıyordum yani. Tamam, hosteslik bitti şimdi. Bundan sonra yarışma geleceksin anladığım kadarıyla. Hostesliğim bitmedi. Yine bana kapı açık. Ben sevilen bir çalışandım iş yerinde, şirketimde. Kapıları açık, bu yarışma bittikten sonra ben yine gidip yine başlarım yani mesleğime. Belki de bir özel jetle uçarım. Hadi bakalım. Özel jetle uçarım belki de. Sana bu yakışır. hostes olarak mı? Evet. Çok isterim. Kısmet. Kısmet. Zeynep. Bir şey soracağım. Senin hayattaki hedefin ne Nazlı? Şimdi Emel ile öyle konuştun da ben çok merak ettim. Yeni kaset. Yani sen gerçekten amacını, hedefini... Ben üniversite mezunuyum, radyo sinema televizyon mezunuyum. Aha. Ve bu sektörün içindeyim. Daha önce spikerlik sunuculuk eğitimim de var, magazin programı sundum. Yani? Yani sunucu veya efendim, oyuncu sunucu. Single çıkarttım. Hani ben devamlı hep üretim aşamasındayım. Nazlıcığım, single çıkarttın ama hiçbirimiz tanımıyoruz seni. Yani benim seni tanıma şeyim farklı mesela. Nasıl ortak tanıdıklardan sen. Siz tanıyor muydunuz Nazlı'yı geldiğinde? Ben tanıyorum. Pitbull'la düet yaptım. Neyden bahsediyorum? Hayatım, hayır, ben sadece konu açıldığı için soruyorum. Yani. Ayrıca Emel o gün Acun Bey'e dedi ki hani kısmet buraymış. O yeteneksiz sizinize katılmadı zaten. Ama katılmak istiyormuş. Ya istemiş ama katılmamış. Sonuçta. Sonuç olarak katılmamış. Çünkü hani sen diyorsun ya o yarışma senin, bu yarışma benim. Geziyorsun. İyi ben, de ben kendi fikrimi söylüyorum. Ben buna yani katılmıyorum. Şimdi Nazlı'nın çıkış noktası aslında... Ayrıca Emel şunu da söylüyor. Oyuncu olmak istersin. Evet. O evet. Onu söylüyor. Onda yetenek de var. Kız bunu gizlemiyor ki zaten. Tamam, onun bir mesleği var. Altın bileziği var. Ayrıca oyunculuğa da açık. Altın bileziği var. Var. Doğru, altın bilezik. Var. Aynen. Şimdi Nazlı'nın bu konuyu girişini hatırlayacak olursak, hemen unuttuğumuz için hatırlatmak isterim. Sen konuyu saptırıyorsun bence Zeynep. Tarz yarışması ama dansınla anılıyorsun diyerek girdi. Bir yarışmadasın. O da çok yanlış bence. Ay ben gerçekten hiç mi tarz değilim, hiç mi güzel değilim? Hayır, çok güzel dans ediyor ama sonuç çok olarak o kız da ki benim tarzıma hiç yakın olmadığı halde sonuçta 9 kişiye düşmüşüz. Buraya kadar geldiyse... Demek ki. Ama sen sürekli Emel'le ilgili yani hep oynuyordu yorumun. Ne oldu da değişti? Ne zaman oynuyordu? Yani ben en son hatırladım. Sen sürekli Emel'in buradaki hareketlerinin samimi olmadığını söylüyordun. Ve biz hani Emel dışarıda yani da böyle falan diyorduk. Bizim bir kere tartışmamız oldu Emel'le. O da daha bilmiyorum, çok yeniydik burada. Bilmiyorum, benim seninle en son özel konuştuğumda Emel'le ilgili senin düşüncen Emel oynuyor burada. Biz seninle hiç özel konuşmadık nihayet. En son konuştuğumuzda en son böyleydi değil, ne canım. Zaman Emel? Ne zaman? Duyan vardır umarım. Burada bir bozulursun da yalan söyleyecek bir şey yok. Hayır, yani. Ben ne diyorum zaman, ki ne zaman? Fikrin değişmiş olabilir. Önceden sana tarih veremem. Ama ben şu zaten an ona burada yüzüne de söyledim ki biz burada tartıştığımızda. Ben de şunu merak ediyorum. Ne oldu ama da fikrin değişmiş birbirimizi ve... Ben seviyorum Emel'i. Ben burada hepimizi seviyorum. Hiç kimseyle sorunum yok. Acaba kavga ettikten sonra ben tepki burada... aldığın için fikrin değişmiş olabilir mi mesela? Kavga ettiğimde tepki... Ben ne kadar aldıysam o da o kadar almıştır. Ne alakası var onunla ya? Hayır, sen sürekli çünkü arkada da dediğin için çok tepki aldım, çok tepki aldım diye. Ve sen böyle halkın... Hayır, başladın yine Nihal uydurmaya ama yani. Ama kusura bakma da bu söylerim yani bunu. Çünkü sen gayet oynuyor diyordun, şu an Nazlı'ya karşı savunuyorsun. Sen bir kere bir şunu unut. İşte oradan tepki aldım, oradan şöyle dediler. Yok, sosyal medya. Bir kere ben bunu en çok dile getiren sosyal sensin medyayla Zeynep. İlgili ben hiç konuşmuyorum. Konuşuyorsam konuşmuyor da esprili mu? Bir bunu şey. Bunu demedi mi? Esprili bir yani şey konuşuyorumdur. Abi sen bildiğin titreyerek yapıyorsun bu sosyal medya olayını. Bunu da herkes görüyor yani. Moralin bozuluyor burada. Ya çok seviniyorsun ya çok moralin bozuluyor. Benim. Hatta en çok yaşayan sensin. Ki sürekli yorum şahidin şahidi bozacı yani. Farklı insanlar pardon, da gelin şahidim arkadaşlar. De yok ya. Şiracı da sensin, bozacı da. Yani buradaki ama sen, tamam ama senin yaptığın de hareketlerden tamam de belli halk oluyor bu durumda.
Halkın da söylediği bu. Devamlı hep Zeynep 24 saat online ve ne zaman bir şey desek hemen bizi blokluyor, siliyor. Online mı? Hayatım ben sabah 24 kalktığımda saat nasıl görüyorum. Ben Instagram'da ben sabah olacağını nasıl silebiliyorsun dakikada biliyorum, i̇şte nasıl, siliyorsun. Nasıl? Biz de bunu merak ediyoruz. Ben inanamadım, kardeşime yazdırdım ya. Yani zaten orası ayrı bir şey yani. Kardeşime yazdırdım yani. Nazlı. Sonuçta yakaladın mı yakaladın? Şimdi söyle. O zaman sen birisini tuttun 24 saat online senin. Canım ben senin kadar zengin değilim birisini tutayım. Zenginlikle yok alakası yok ki bunun. Ne alakası ama her seferinde diyorsun bu team var, bu team var, ben bile bunu. Pardon da benim bu team'in olması zengin olmamı mı gerektiriyor? Çok zenginlikten bahsetmiyorum ama sürekli mesela şey diyorsun ben bile bu zorlanıyorum ya kısa sürede bu kadar kombin çıkarmaya, çantası takısı dedim. Hatta Nazlı da vardı hatırlar mı bilmiyorum. Evet ben de demiştim de ki bu dedi team ki, var ben bile hayatım, zorlanıyorum. Hayatım benim bu team var ben bile zorlanıyorum. Hani bir kere bu bir benim konuşma olmadı tarzım de. Değil onu geç de. Böyle dedi. Senin of değil ya. Mi hayatım ben bile bu tamamen senin lafın şak yani. Laftan bahsetmiyorum hareketlerden hayatım falan ben öyle konuşmuyorum. Sen sürekli hayatım ve ben. Hayatım lafını söylüyorum ama mimiklerinden bahsediyorum. Aynısını Nihal. Yapamam Zeynep. Ben farkındaysan Nihal olarak şu an seni taklit ediyorum. Anladın mı? Aynısı olamaz zaten. Ay. Sen zaten bir Zeynep Öztürk olamazsın. Zeynep evet sen, burada Zeynep saçma sapan hareketler yapıp Malkoçoğlu triplerine giremem bu stüdyoda. Bir saniye bir saniye duymuyorum. O ne demek? Gebze benim evet misin? Ailem Gebze'de ne var bunda? Ardahanlı Gebze. Ardahanlı mı? Hayırdır? Nasıl oluyor? Hayırdır? Bana bir şeyler geliyor da anlamadım. Ne geliyor canım sana? Ha? Ne geliyor? Söyle. Bu bir vurursama doğru gidiyor. Söyle ne geliyor? Hayır, Ardahanlı benim ailem Gebze'de. Ben Etiler'de yaşıyorum. Biliyorum Etiler'de yaşadığını. Hayır, şu anda ima ettiğin şey nedir? Hayır, Ardahanlıyım diyorsun ya. Hani Gebzeliymişsin. Şimdi Gebzeliyim diyorsun. Sakin. Kimliğimi mi getireyim? Evet ben kimliğimle bu şekilde kimseyle konuşamam. Allah Allah, işte. Ailemin Gebze'de olmasıyla diyorum. Benim Gebze'li olmam ne alaka ya? Sen iyi misin? Hani bileyim bir dediğini tutmuyor da enteresan yani. Ardahanlıyım, Ardahanlıyım diyorsun. Ya benim ailem Gebze'de, ben Gebze'li mi oluyorum? Tamam benim ailem de Bandırma'da, ben Bandırmalı oluyorum. Sen aslen nerelisin? Bandırmalıyım. Aslen Bandırmalıyım. Tamam ben aslen Ardahanlıyım. Aslen Ardahanlıyım. Benim babam öğretmen. Tayini Gebze'ye çıkmış zamanında ve oraya gidilmiş. Neyi tartışıyorsun şu anda? Neyi tartışıyorsun ben Zeynep'in nereli olduğunu. Boş böyle konuşuyor. Hayır, bir saniye şimdi Gebze'de oturuyor diye Gebze'li mi oluyor? İşte yani. Ailem Gebze'de oturduğu için annem Gebze'de oturuyor. Annen de orada evet biliyorum. Kız ailesinden bir para kalmış. Biz kendi alın terimizde yanlış anlama sana da sonuçta ben kötü bir şey demiyorum ailenden kalmış. Ama ben anne ailemden bir şey gördüm. Benim ailem zengin bir aile değildi. Ben 300 TL'yle dolabımdaki elbiselerimi satarak bu işe girdim. Anlatabiliyor muyum? Hani farklı şeyler de bana ima ediyordun ya evet. Şu anda da çok güzel yerdeyim şükürler olsun kimseye muhtaç değilim. Tamam da olayı niye fakir edebiyatına çeviriyorsun fakir edebiyatına şimdi? Çevirmiyorum ben. 300 milyonla başladım falan. Rahat olduğu için o. Peki neden İstanbul'a geldin? Benim ailem Gebze'de evet ben caddede falan Nazlı, oturuyordum. Nazlı bir şey yani bunları mı açıklayayım? Zeynep'le ilgili için. Bir araştırma mı yapıyorsun? Yapıyor ya. Hayır bana bir mesaj Ölke geldi de o yüzden hani bunu özellikle... Ne geldi ama ne? Ne mesajı bu? İşte... Hayır patlatsın orada neyse söylesin büyüdüğünü. Böyle şey. Zeynep sorabilir vardı? Miyiz ne olduğunu? Tabii öğrenebilir ki de miyiz? Sorun buyurun. Orada doğup büyüdüğünü... İşte ondan sonra hatta siz kaç kardeşsiniz? 4. Tamam. Biri Fatoş biliyorum ben. Ya söylemeyeyim bunu ya boşver. 4+1. İki kız kardeşim ve bir kız kardeşin orada yaşıyor galiba. Evet o da mimar. Benim bir büyüğüm mimar ve en küçüğümüz de mimar. Ne güzel okumuşlar. Evet okuttuk. Okuttunuz. Başka? İyiymiş, söyle ya ama bir şey söylüyor anlamıyorum. Ay sen dediğini. Çok saygısız bir şeysin ya. Ne dediğini anlamıyorum ben ya. Sen çok ayıp yapıyorsun Nazlı. Ben bütün ailemi sana dökeyim. Dökeyim benim babam öğretmen. En küçük kız kardeşim mimar. Benim bir büyüğüm hayır, mimar. En büyük ablam da prodüktör. Ya bir dakika. Hayır, ya. Dökmeni Nazlı ya. Ne? Bir dakika. Nazlı ya. Sen kendini anacığım ne zannediyorsun? Hiçbir şey ben bandırmadan geldim. Ne kadar ayıp geldim. Ya. Ne kadar bandırmadan.
Ama kız da anlatıyor, diyor ki... Hayır, İstanbul'a gelme nedenini soruyorum. Sadece ama çok ayıp yani. Eğer haber aldıysan ben de seninle ilgili haber aldım, onu söylerim. Tamam, siz de söyleyin o zaman. Ben söylerim. Varmaya çalıştığı nokta ne? Ne olabilir en fazla veya en kötü? Sen niye geldin İstanbul'a? Ben evlendiğim için geldim. Hayır, daha önce gelmedin mi? Evet, daha önce geldim. Sen bu programa niye katıldın? Yine başa döndük. Yine başa Hayır, döndük. Başa sen dönmedik. Döndürüyorsun. Kemal, ben söylemiştim yani geçen gün neye katıldığını. Evet. Basamak yapıp burayı. Yani burada sen bir şey ne söylemeye çalıştığını bilmiyorum. Ben geçen Hayır. gün Zeynep'i eleştirdim zaten ama haksızsan haksızsındır. Bir noktaya varmaya çalıştın. Sen nerelisin? Ha, oralı mısın? Sen İstanbul'a niye geldin? Sen bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Arda, o neresiydi? Ardahanlıyım ve Kastamonu doğumluyum. Yok, şey, şimdi yaşadığı Gebze. Yer Gebze. Gebze, benim de Gebzeli, ailem. Diyelim evet. ki Gebzeli ve bula bula uydura 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 Ardahan'ımı uyduracak. Ayrıca öyle olmuş. Uydursam İstanbul derim ben yani. Ben burada şey doğmuş olur. Büyümüş olabilirim ama benim babam nereliyse ben oralıyım. O kadar. Sadece bir şey yazıldı. Bu kadar. Ben onun sadece doğru olup senin... olmadığını öğrenmek istedim ve burada öğrendim sen zaten. Bir de karşında bu kadar rahat bir insan var senin. Ne diyor? Söylemeye çalıştığın nedir senin diyor. Söyledim işte. Tamam, sen kıvırıyorsun. Zaten öğrendim. Ve ben o zaman bunu çok seviyeli ve şey bulmuyorum, art niyetli buluyorum. Yani sen bir şey sanki böyle vurmaya çalışıyormuşsun gibi. Ki o sana diyor ki söyle. Neyse söyle diyor. Sen bir yere varmaya çalışıyorsun. Ve hayır, bunun ve bunun gerçekten ben art niyetli olduğunu düşünüyorum. Aa, ben de. Art niyetlisin. Öyle bir şey art yok. Art niyetlisin. Yani ona bakarsan sen kendi background'una, kendi kariyerine bir bak. Ondan sonra başkalarının çalışmalarına, ha, kariyerlerine, background'larına saldır. Ben onu anlamadım yani. Gebze için ne dedi? Gebze için ne dedi? Ben anlamadım yani. Ha, Gebzeliyim istemedim, niye söylemiyorsun dedim Gebze'yi. Ama ben Gebzeli değilim ki. Ardahanlı. Benim Gebze'de sadece bir getir kimliğini. Var, satın almış olduğum. Kimliğini yani, getir Allah aşkına. Annemin hani oturduğu. Ne alakası var bana canım. Pardon, geçen gün ruhsat getirdi. Benim Nazlı, çok ayıp senin bu yaptığın. Gebze'de zaten. Çok ayıp ya, sen neye güveniyorsun ya Nazlı? Sen kime güveniyorsun? Bir güvenceye ne güveniyorsun? Ben sadece kendi ağzımdan. Sen parana mı güveniyorsun? Dedim. Parayla da hiçbir alakası yok. Sen kimsin? Bu ne ayıp bir şey ya. Ha, ben bandırmalıyım. Sen kendini ne zannediyorsun? Yani. Bir tanesiydin. Hala ben bandırmalıyım çıkmış, seni tanımıyoruz ya. Biz ya. Kimsin sen? Sakin ol cidden, ben anlamadım. Tanımanız gerekmiyor Nur Hanım. Gerekmiyor çünkü tanımıyoruz. Çünkü sen benim gözümde sanatçı değilsin. Tamam, olmayayım. Değilsin tabii. Ben üniversite mezunu olayım, o da benim için iyidir yani. Ya okumuş olabilirsin, akademik kariyerin olmuş olabilir. Ama sen benim gözümde bir... Sanatçı değilsin çünkü ben seni tanımıyorum. Ama birinci yılında zaten kimse sanatçı olamıyor. Ürününü bilmiyorum senin. Gece sabah CD okuyorlar, gece ertesi günü meşhur olanlar var bu ülkede. Sen ne üretmişsin? Ay yapma Allah aşkına. Bu nedir kaftanda senin burnun ya? Çok ayıp, insanları ezikleme. Kimseyi eziklemedim ben. Kızım. Varmaya çalıştığın nokta belli Nazlı. Yani... Varsayalım ki Ardahanlı değil. Ben kendim diyorum. Ben zaten bandırmalıyım. Söyle diyorum yani. Varsayalım ki Ardahanlı değil, Adanalı. Ama ne? Adanalı olsun. Edirneli olsun. Ya ne var, ailesi Gebze'de yaşıyor diye sen onu açık mı sandın? Açık mı buldun da saldırıyorsun? Bu nedir ya? Ailesi Gebze'de. Ailesi Gebzeli olabilir. Ama babasının kütüğü Ardahanlıysa kendisi Ardahanlıdır. Kanunlarca bu böyledir. O kadar. Bitti. Ya konu ne? Nereye geldi? O kadar niye geldi? Aynen, ben onu anlamadım. Onu anlamadım ya yani. Bir şey söyleyeceğim. Gebzeli, tamam Gebzeli. Tamam, Gebze'de oturuyorlar. Gebzeli değil, Ardahanlılar. Gebze'de oturuyorlar. Bu seni neden ilgilendiriyor? Ya bana bir mesaj geldi. Ben tamam, ne geldi? Ne dedi? Ve birçok kişiyle paylaştım. Ne dedi? İşte aslında Gebzeli olduğunu, işte ailesinin işte orada olduğunu. Tamam işte, ne oldu evet, yani? Evet, fakir bir aile Gebze'de oturuyor. Sana ne? Fakirlikle hiçbir alakası yok. Yani o sana sosyal medyadan mesaj gönderen insan onun ailesini Gebze'de görmüş ve aslında Zeynep Gebzeli.
Onlar Gemze'de yaşıyorlar. Ardahanlı değil, yalan hayır, söylüyor hayır. mu yazdı? Annelerin orada kaldığını, Zeynep'le ablasının burada yaşadığını, bir şeyler yapmadığını. Sana ne? Sen ilk günden beri bu Zeynep'e takmışsın. Büyük olay. Ben nedir onu, bu? Ben de onu niye söyleyeyim ki? Onu söylemek istemedim. İlk günden beri çorbacılarda konuştun. Ayıp ya. Biraz hanımefendi ol. Biraz hani adaletli ol, adil ol. Lütfen. Ayıptır ya. Gebze'de evimiz var ama uzun zamandır köyde yaşıyor. Evet, ne güzel. Çıkıp geliyor. Ya kime ne? Işte, bana onu söylemek istediler. Ben de köylüyüm. Sizin burada, sizin burada Ardahanlıyım. Yaşarken... Hasköylüyüm yani ne var bunda? Bir saniye cümleyi kuruyor. Bir saniye Zeynep, bir saniye. Çok zor durumda o. Nazlı tekrar söyle ne durumda. Zeynep, söylemek istediler Nazlı bana. Baştan söyler misin anlamadık. İstemedim. Annen de kız kardeşinin orada. Zor şartlar. Bak şimdi dedin ya Meralar'da annem falan filan. Bunu bana söylediler. Annen de kız kardeşinin orada. Zor şartlarda yaşadığını. Kızım kalk senin, de ki bak gel senin buraya. Kız, senin ablan mı kız kardeşinin birisinle burada. Ben fakir bir ailenin burada kızıyım İstanbul'a, de. İstanbul'a göz, gelip güneş gün ettiğini sen de buna inandın bana. Yani. O yüzden senin ağzından almak istedim. O zaman niye bunu burada açıyorsun? Çok özür dilerim Nur Hanım da. Ben annemi... Orada zor şartlarda olacak kardeşim. Kardeşim mimar diyorum ve özel tamam, okulda okudu. Tamam bunu şimdi biz senden öğrendim zaten sustum tamam dedim. O zaman sen arkada bana sorarsın veya biz seninle konuşmuyoruz. Seni ilgilendirmez veya bu. Anladın mı? Nazlıcığım ayrıca ben annem için çalışıp para kazanıyorum didiniyorum. Aldığım evi de anneme almışımdır. Anladın mı? Onun için ben yıllarca çabalıyorum. Ben de biliyordum kendi üstüme de alabilirdim ama ben annemin üstüne aldım. Bilip bilmeden konuşmayacaksın oradan. Kimseyi hayır, de ilgilendirmez ben sadece bu. Sadece bu yazılan şeyi senin ağzından duymak istedim ve duydum yani. Bak ben dedemi kaybettim. Kaç gündür annemi göremediğim için bile içim yanıyor benim. Nazlı, öyle durumlarda öyle laflar ediyorsun ki... Bir önceki affettiğimizi... misliyle hatırlamak zorunda kalıyoruz. Demek ki bu sensin. Neden hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışıyorsun? Ya da gelen mesajları yine bana söylediler. Ortak arkadaşlarımız. Oradan duydum, buradan geldi. Niye bu tip hayır, şeyleri... Hayır, ortaya yazılan şeyler bunlar. Ben de sildim hatta. Yani orada bile tutmadım bu tarz bir şeyi arkadaşıma. Yani sonuçta hani rakibim ama... Özellikle ona sormak istedim yayında. Neden? Hı-hı. Çünkü böyle bir iftira var. Bana kimse demiyor. Orada senin baban var. Sen babanı terk etmişsin. Burada gününü gün ediyorsun demiyor yani kimse bana. Ya bunu bir mesajdan yola çıkarak tanıdığım birinden mi geldi bu mesaj? Güvendiğim bir dostum mu? Arkadaşın mı? Onların bunu, aile dostuymuş. Bunu iddia eden bakmış, miş. Hep bir rivayetle geliyorsun. Tanımadığın insanların sözleriyle burada gerçek yüz yüze baktığın insanların hayatlarıyla ilgili onun konuşuyorsun. Onun ağzından duymak istedim ben bunu söylemeden. Bu ama kameranın söyledi. Önünde yapıyorsun benim bunu. Benim kız kardeşim mimar dedi, annem Gebze'de dedi, mera sürüyor bilmem ne. Tamam bitmiştir zaten, konu kapanmıştır. Konu kapanmaz işte ben onu öyle. Aşağılamadım, ailesini de aşağılamadım. Fakirlik aşağılayamazsın ki. Neymiş. Sen benim ailem seviyesine ama ben çıkamazsın bunu ya. Bunu söyleyerek onu vefasız bir evlat pozisyonunda şu anda öyle ortaya çıkarıyorsun. Öyle lanse etmeye çalışıyor. Allah bu söylediğin, bu yokladığın, tırmaladığın soru üstüne soru, soru üstüne soru. Aynen. Ha, yaralamak istediğin belli. Kılıf arıyorsun. Yaralayamıyor ama. Hayır, yaralamakla alakası yok ki. Niye açarsın böyle bir konuyu o zaman? Hayır, sordum ve sordum sorunun cevabını aldım. Yaralamakla ya gerçekten senin bu yok. Şu soru silsilesini biz de bunu öğrenmek istiyorduk. Aman Nazlı ne iyi yaptın. Bak biz de Zeynep'in bu yüzünü gördük diyen varsa, gerçekten varsa... Benim söyleyecek sözüm yok. Ya bunun yüzünden de tepki gelecekse de gelsin. Umrumuzda da değil. Bunu defalarca yaptın, defalarca şahit olduk biz buna. Niyetin ne? Tamam karşılıklı bir gerginliğin var. Başkalarının da gerginliği var ama bu anlamda bir konu gelmiyor hiç gündeme. Erişim ağın geniş olabilir. Ama dedikodular üzerinden yüz yüze baktığın bir insana şu anda saldırıyorsun. Efendim Nuray. Sürekli Öykücüm dikkat ediyorum. Üç günde bir, haftada bir Zeynep'i ezikliyor.
Ezikliyor muyum? Bu kız buraya gelip hava atmıyor ki. Hava atan biri değil ki yani, benim şuyum var, benim buyum var. Hep onun bir şeyini ortaya çıkarmak istiyor. Bu kadarı ayıp. Ben mi ezikliyorum? Bana varoş diyen o. Çarparım diyen dedikodusunu o. Yapan ben sensin ama. Eziklemedim. Önce sen dedikodusunu yapmışsın o çorbacıda. Neredeyse ne bileyim. Ondan sonra onun ağzından böyle bir şey çıktı. O da özrünü diledi. Onun şeyini de çekti. Ama çok üstüne gidiyorsun. Günahtır. Bu kadar zenginsen, zenginliğin senin olsun. Yapma yani. Yapma, çok ayıp bir şey. Ben seni ben ayıplıyorum. Üstüne gitmiyorum, aşağılamadım, hiçbir şey yapmadım. Aa, aa, daha ne yapacaksın? Nazlı, daha ne yapacaksın ya? Kadın diyor ki Ardahanlıyım. Sen de diyorsun ki haber aldım, Gebzelisin. Yani Ardahan ne, Gebzeli, Edirneli, Antalya ne demek ya? Bu ne ayıp bir şey ya? Ne kadar ayıp bir şey. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Benim annem Siirtli, Arap kökenli. Benim babam da Giresunlu, Giresun doğumlu. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Yani ben bilmem nerenin ücra köşesinde de doğabilirdim. Bu ne kadar ayıp ya. Hiç sana yakışıyor mu? Ben bir şey anlamadım. Hani akademik kariyerin var. Bir dakika İvanacığım. Hani üniversitelerde okudun. Ay kusura bakma, ben böyle okumuşluğa hiç saygı duymuyorum. Uydura uydura bula bula Arda Hanım'ı buldu, aradan seçti. Yani senin... Varmaya çalıştığın şeyi sanki biz anladık. Paris. Biz jüri masası olarak senin varmaya çalıştığın noktayı biz anladık ve tasvip etmiyoruz. Moda'da doğmuş. Peki tamam. Moda'da. Hiç gereksiz bir dosya açmaya çalıştın. Fakat o dosya reddedildi. Peki. Reddettik, evet. Ayıptır. Burada ben kim olursa olsun biz haklının yanındayız. Bugün sen haksızsın. Bize mesaj gelmiyor mu? He? Hem de ne? 500-600 bin kişi var. Hem de ne? Neler yazıyor? Ben gülüp geçiyorum o mesajlarda. Neler yazıyorlar? Ya da benim için bilmem... Yani bu ne, sen burada nasıl sorgulayabilirsin onu ya? Bunu burada sorgulayamazsın sen. Ayıp. Herkesin bir annesi babası var. Münakaşa edebilirsiniz ama bu kadar belden aşağı vurulmaz. Bu kadar küçümsenmez. Yani Gebze ile Balıkesir'in arasında ne fark var? Fark yok. Ya da Bandırma'nın. Hepsi ne aynı farkı yani. Var? Türkiye'nin her yeri aynı bence. O zaman neden açıyorsun bu konu boş boşuna? Sadece merak ettim ve merak ettim. O zaman merak ettiysen arkada konuş. Sor bunu. Kulus arkada benim... konuşun. Burada bu güzel bir programın böyle bir çirkileme şey gerek yok. Hayır, onun ağzından yayında duymak istedim. Böyle. Sen herhalde Zeynep'i kıskanıyorsun. Ay, niye kıskanayım? Niye kıskanıyorsun biliyor musun? Bana göre, bak bana göre niye kıskanıyorsun biliyor musun? Esmer çok ben, güzel bir kadın. Ben hiç sevmem Esmer. Yani size yakışıyor ayrı da ben kendimde hiç Esmer'i Esmer, düşünemem. Sen saçı boyalı bir kadınsın ama o Esmer, natürel. Benim sinirlerimi bozuyorlar bunlar. Nihal sen de çok şımarıksın. Özür dilerim, mikrofonumun açık olduğunu bilmiyordum. Bir tepki olarak natürel mi dedim. Evet natürel. Esmer natürel, kendi esmerliğinde. Bir kadın, fiziği de çok iyi ayrıca. Beni onun yaşam stili, ahlakı, ne yapmış, ne etmiş. Duruşu, biz duruşu, kimiz? Her şey oturum güzel. Kalkma, biz neyiz yani biz? Neyi sorgulayacağız yo, burada? Yok haklısınız, ben de beğeniyorum zaten. Bu konuyla ilgili de Nazlı'yı tasvip etmeden değil. Ama bu konuşmalarda ben anlıyorum ki Nazlı Hamarat demek ki Zeynep'i kıskanıyor. Ben bunu bundan bunu çıkarıyorum. Ay niye kıskanayım ya? Evet kıskanıyorsun. İyi tamam kıskanıyorum o zaman. Evet kıskanıyorsun demek ki. Tipini kıskanıyorsun, aurasını kıskanıyorsun. Kıskanacağım en son insan Zeynep. Onun da en son insan sensin. Kıyafetlerini öyledir. Unutma, Astoris kıyafetlerini. Çok gerçekten böyle desteksiz alalım seni artık. Yorumlar olunca Nur'un dediği gibi bunun altından başka bir şey çıkmıyor. Evet. Emre evet. Gel dans et bize evet, biraz. Evet yani. Gel artık. Bir saniye. Zeynep güzel evet. Zeynep'in vücudu belki aranızda en iyi vücut onun. Estağfurullah. Ama biz yine her zamanki söylediğimiz gibi öze dönersek biz tarza bakıyoruz. Ve
Zeynep bakarsan yine de tarz çoğu zaman senden tarz. Hiçbir şeyini kıskanmıyorsan tarzını kıskanıyor olabilirsin. Aynen öyle. Ağzını seveyim. Hayır. Çünkü insan birine saldırırken bir ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Konuşamıyorum ama evet. Bakıyorum. Destek yok attıklarında. Maria bir şey söyleyecektin. Benim merak ettiğim tek şey neden İstanbul'a geldin? Yani ben evet, orada ben işte takıldım. Neden bu soruyu istedim. Soruyor? Efendim? Ne var bunun onu altında? Size ne oluyor ya? Evlenmek için gelmiştir, geldin, ünlü olmak için gelmiştir. Tamam, ben butik de onu soruyorum işte. Sana ne? Ben sormuyorum. Sana ne? Ben sormuyorum. Hayır, Özden Nazlı'nın bunu neden sorduğunu tamam, merak ediyorum. Tamam, Nazlı'ya da söylüyorum. Sana ne? Size ne ya? Yani beni rahatsız eden tek kelime o. Ben Nazlı'ya soruyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen şu an Nazlı'yı eleştirecek en son insansın. Aynı şeyi sana da yapıyorsun Özden. Böyle. Sana katılmıyorum. Ne oluyor ya? Maria hiçbir zaman o tarz bir şey yapmamıştır. Yapmıştır ama o tarz girmemiştir. Konulara sana katılmıyorum. Bunun farklı burada. Versiyonlarını yapıyor. Hayır, hayır, hayır. Lütfen. Maria'yı karıştırma. Maria hiç onun gibi olmadı. Aynı şeyi yapıyor Nur. Hayır, hayır. Maria onun başka gibi, Nazlı gibi olmadı. Bence konuyu kapatalım. Emel'le ilgili konuşuyorduk. Emel'le ilgili konuşurken nereden buraya geldik hatırlayamadım. Dans ediyor, dans etmiyor işte. Evet. Gerçek mi değil miden? Melisa sen bir şey söyleyecektin. Yok ben o biraz konuyla önceki konuyla ilgili. Alakalı kapattım. Bir şeydi. Peki. Kapandı o yüzden. Ne gerek oldu yok. Ay, Emel'ciğim? Ayağıma çok kötü kramplar giriyor. Kramplar giriyor değil mi? Evet. Zormuş değil mi burada durmak? Zor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne enerjin kaldı bilmiyorum. Ne yüzünde renk. Çok kötü. Kolay değil. Hadi bakalım geç jürinin karşısına. Şimdi bu suratındaki ifade nedir? Acıyor. Ruhun mu ayağın mı? Ayağım. Kramp yani. Çünkü başkalarının derdini dert edinip ağlayan bir kızsın ya sen. Hemen. Gözyaşları sel oluyor. Kim dedi? Sen de oynuyorsun, sürekli dans ediyorsun. Kim dedi arkadan biraz önce? Nazlı. Nazlı yine mi Nazlı çıktı? Bu taşın altından mı Nazlı çıktı? Hı. Evet oynuyor. Biz istiyoruz çünkü. Hayır ben de beğeniyorum zaten dansını. Niye söylüyorsun beğeniyorsan? Bak yine sana gelecek susacağım ben. Hayır tamam zaten. Nazlı. Tamam Nazlı. Ben elbisenin yırtmacını fazla abartılı buldum. Hı. Tamam. Görmedin mi aynaya baktığında? Ben de kapattırım siyah deri. O da daha kötü olmuş. O bir modern bir elbise giymişsin. Hiç senin tarzın değil. Kafanda anneanne topuzu var. O ayakkabıların nedir? Ay canım çok acıyor. Çıkar. Ay çıkartabilir miyim? Çıkar, kramplar çıkar, girdi. Çıkar. Ay çıkmıyor. Ay. Rahatla. Vallahi parmak üstüne gel. Çıkar. Zaten 20 santim topuk. Yani ay, bakarsan bir Emel. Bir daha giymem bunu. Emel'ciğim. Ay çıkmıyor ki. Ha yapışmış ayağına. Ay evet. Aslına bakarsan giydiğin ay, elbise çok acıyor. Çok güzel. Elbise. Sırtı filan nefis. Ay. Çantan kendi başına çok güzel. Ama sen böyle tutunmuyorsun. Neyi? Tarz olayına. Tutunamıyorum. Yani anladık. Biz de seni seviyoruz. İzleyenler de seni çok seviyorlar. Ve bunun sen bence bunun rahatlığı geldi senin üstüne. Ne? Sen, vallahi gelmez bana öyle şey. Daha da bir şeyler yapayım diyorum. Yok, bir şeyler daha çok bir şeyler yapayım diyorsun ama yapamıyorsun demek ki. Ben ne yapayım? Ne yap? Çalış. Ne çalış. Çalış. Şey de bakıyorum, internete falan da bakıyorum da. Bak onu doğru düzgün özümse. Yani ben bu sen değilsin benim karşımdaki. Bu Emel değil. Böyle bir elbiseyi Maria siyah beyaz çok giyer. Maria giyse Maria'ya daha iyi olurdu bu elbise. Ama bu Emel değil. Bu başka bir kadın ve bu zorlama bir kadın. Bu bak ayakkabıların üstünde duramadın bile. Ay çok acıyor hala. Yani o yırtmaç gerçekten abartılı. Styling'in yanlış.
Bu elbiseyi giyen kadın o saçı yapmaz. Tamam. Heh, tamam. Aferin. Bari birisi bizim sözümüzü dinliyor, tamam diyor Allah aşkına. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fazla konuşmadınız, çok üzüldünüz. Üzüldünüz çok. Fazla konuşmak istemiyorum. Tamam. Evet, elbisenin yırtmacı hakikaten çok açık olmuş. Hazır mı aldın sen bunu? Evet, hazır aldım. Hı hı. Bunun mesela bir çare yapabilirdin buna. Aynı renkte bir şifonla bir plisye parça koyardın oraya. Yani atıyorum işte bir siyah koyardın, her neyse, orayı kapatmak için. Öyle bir şey yapabilirdin. Üzgünüm. Tamam. O yırtmaç mahvetmiş. Ve konuşamıyorum tamam. Artık. Sinirliyim. Tamam. Emel'cim. Elbise yakıştı. Modern bir elbise seçtin. Haftalardan hep böyle cici cici danteli şeyler seçiyorsun ya. Ve diyorum sana o tarzında uzaklaş. Modern tarz şeyler giyme başla. Ve bu elbise böyle bir elbise. Evet, yırtmaç çok abartılı. Keşke orada bir daha parça ekleseydim, bir şey yapsaydı. Az eklemişim. Ama ayakkabıdan... Mahvoldum, mahvoldum. Yani ben per perişan oldum. Şurada duramadım. Çünkü can şey çekişti. Sen bu elbiseyi taşıdığın zaman kendine özgüven olmalısın. Hmm. Kendine bak şimdi, ayakkabı bile yok. Kaç saattir ayağımda, bu çok rahatsızmış ayakkabı. O zaman... Çok da güzel, beğenmiştim ama. O zaman rahat ayakkabı seçeceksin. Çünkü biliyorsun burada program bayağı uzun saati çekiyoruz. Evet. Ona göre yapmalısın. Çünkü bu durum şu anda şık durum değil. Evet, halime bakın. Aynen. Her perişanım. Ama elbise de çok yakıştı. Sağ olun. Doğru bir seçim. Bu çizgiye devam et. Maskülen tarz sana yakışıyor. Tamam. Edeyim mi etmeyeyim, ne yapayım ben? Emel'cik. Çok tatlısın, olmadı. Güzelsin. Şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara, kömürcü mü baban senin? Ama tarz değilsin. Tamam. Tarz değilsin. Kemal'den. Nurella tamam. Tarz değilsin. İvana. Tamam. Tarz değilsin. Güle güle.